Bey'e de sizin bıraktığınız yerden şunu sormuş olayım. Yani bir çaresizlik durumu mu söz konusu acaba? Seçimde istedikleri sonucu alamayacaklarını öngörüp bir kaos planı, sokakları ateşe verme planı mı söz konusu? Yani bir çaresizliğin hezeyanı mı bu acaba? Yani bıraktığınız yerden ben devam edeyim müsaadenizle. Soru çok doğru kurgulanmış. Hemen cevabını verelim. Özellikle bölgede ben yani çok mobil olarak, aktif olarak illeri de dolaşıyorum. Özellikle seçim sürecinde. HDP'nin çok ciddi bir şekilde oy kaybettiğini görüyoruz tabanında. Şimdi HDP'nin seçmeninin homojen olmadığını biliyoruz biz. Özellikle bölgedeki seçmeniyle metropollerde veya büyük şehirlerdeki seçmenler arasında çok ciddi fark var. Bu farkları kapatmak için dikkat ederseniz Demirtaş kendisini ara ara gösterip ara ara geri çekiyor. HDP de çok ilginçtir. Ara ara Demirtaş'ı ön plana çıkarıp ara ara da Öcalan'ı ön plana çıkarıyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ki özellikle PKK'nın HDP'nin çağrısıyla birlikte bölgede yeniden çukur olaylarına yani o kaosa dönmek için iki fırsat geçti eline. Biri bu 6-8 Ekim olayları, biri de 15 Temmuz. Şimdi HDP'de, PKK'da şunu farkında ki üçüncü bir fırsat seçimler. Yani seçimlerde yapabilecekleri bir şey varsa sonuna kadar yapmanın peşine düşecekler. Fakat bunu yaparken de ikili ajandayla gidiyorlar. Biri Öcalan, biri Demirtaş. Şimdi dikkat ederseniz 6-8 Ekim olaylarında Demirtaş'ın attığı tweet sonucunda çok feci olaylar yaşandı. Fakat onun bu eylemi gerçekleştirmesinin arkasında bir meydan okuma vardı. Yani bu HDP içerisinde de tabanda da çok konuşuldu, çok defa duyduk. Demirtaş'ı Öcalan'a karşı bir aktör olarak siyasal arenaya sunmaktı temel mesele. Çünkü Öcalan'ın özellikle cezaevinden çıkamayacağına dair bir senaryo üretiliyordu sürekli olarak. Tabii Demirtaş'ın o tweet atmasından sonra hem 6-8 Ekim olaylarının başarısız olması hem de halkımızın bu olayların karşısında durmasıyla Demirtaş çok ciddi bir karizma kaybına uğradı. Şimdi HDP ne yapıyor? Özellikle bölgede PKK açısından bir dizayn etme sürecini Öcalan üzerinde ama sol kesimi dizayn etme açısından da Demirtaş üzerinden bir ajanda yürütüyor. Bakın dikkat ederseniz bölgede halk ile devlet arasındaki o kan davası 3 sosyolojisi bitti. Yani AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında hamdolsun bu sürecin sonuna geldiğimizi çok net bir biçimde söyleyebiliriz. Bu bittiği için şimdi HDP'nin kendi tabanında patinaj, yani siyasal patinaj yaşaması onun bazı kararları ama radikal kararları almasına sebep oluyor. Mesela Öcalan üzerinden duygusal bir bağ yaratılarak yeniden toplumsal hafızayı canlandırmayı sürdürürken öteki taraftan da Demirtaş üzerinden sol ittifakı canlı tutmayı amaçlıyor. İşte bu hezeyanın aslında ortaya koyduğu bir sonuç. Yani 14 Mayıs seçimlerinde HDP'nin kaybedeceği oyları nasıl telafi edeceğine yönelik atmaya çalıştığı ama karşılığı olmayan adımlar. Bölgede Demirtaş'ın özellikle attığı tweetlerin çok ciddi bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bölge özellikle HDP seçmeni açısından homojen bir yapıya sahip. Bakın bölgeyi kastediyorum. Yani bütün seçmenleri değil. Dolayısıyla bu çağrının karşılık bulmaması birilerini çok ciddi anlamda tedirgin ediyor. İşte bu tedirginliği örtmek için de yani bu hezeyanı aslında ortadan kaldırabilme çabası sebebiyle de Öcalan'ın duygusallığı, Demirtaş'ın ise sol sempatizanlığı sürekli olarak ön plana çıkarılıyor. Bu belli bir süre belki devam edecektir. Ama bir karşılığı var mı derseniz ben bu karşılığın olmadığını düşünüyorum.